Merkez Bankası Ocak ayı cari denge verilerini açıkladı. Ocak ayında ödemeler dengesi 7,1 milyar dolar açık verdi. Ciddi bir sıçrama. Önceki ay 3,8 milyar dolardı. Ondan önceki ay da 2,8 milyar dolardı. Yani hatta Ekim ayında 3 milyar dolara yakın cari fazla verilmişti. 3 ay üst üste. Ağustos, Eylül, Ekim'de 1 milyar, 1,7 milyar, yaklaşık 3 milyar cari fazla verilmişti. Ondan sonra takip eden aylarda üst üste yaklaşık 3, 4, 7 şeklinde cari açık verilmeye başlandı. Şimdi hatırlarsınız, yeni bir modele geçiyoruz iddiası ortaya atmışlardı. Kur yükseldikçe sorun değil, biz bunu biliyoruz ve kurun yükselişi ihracatı motive edecek. Dolayısıyla cari fazla vermeye başlayan bir ülke haline geleceğiz diyorlardı. Fakat kur öyle yukarı gitti ki dolar 18 liraları görünce kazın ayağının pek öyle olmadığı anlaşıldı. Kuru hemen baskı yapmaya, kur korumalı mevduatı icat ederek denediler ve sonuçta dolar kurunu 13,5 lirayla 14 arasına sabitlediler. Şimdi tabii bu sabitleme bir kere ihracatçının motivasyonunu düşürdü. Buna karşılık ithalatı cazip hale getirdi. İthalat yükselmeye başladı. İşte bunun sonucudur ki son 3 ayda 3 milyar, 4 milyar, 7 milyar şeklinde cari açıklar verilmeye başlandı. Şubat ayında da benzer bir cari açığı görürüz. Çünkü Ticaret Bakanlığı'nın ön verilerine göre dış ticaret açığı Şubat ayında yine 8 milyar doları bulmuş halde. Bu da Şubat ayının cari açığının da en az 7-8 milyar dolara ulaşacağına dair bize işaretler veriyor. Yeni baştan, yani demek ki bu yeni model, Çin modeli hepsi bir hikaye. Bir yalan dolan, sonuçta yine cari açık veren bir ülke fotoğrafı ile karşı karşıya geldik. Ayna yalan söylemiyor. Aynaya bakmamak da bir şeyi kurtarmıyor. Türkiye yeniden cari açık problemiyle karşı karşıya geldi. Ocak ayında açıklanan veriyle beraber yıllık cari açığın 20 milyar dolara çıktığını gördük. Bir önceki ay 14 milyar dolardı. Şimdi 20 milyar dolar açığı olan bir ülkeyiz. Önümüzdeki aylarda tabii ki ekonominin seyrine göre ithalatın devam etmesi durumunda bu biraz da iç talep ve büyüme ile ilgili bir büyüme çabaları olduğu takdirde ithalat olacak. İthalat olduğu takdirde cari açık büyümeye devam edecek. Yıllık olarak bakalım neyi görürüz. Kuşkusuz bu açığın finansmanı ayrı bir sorun. Doğrudan yatırım gelmiyor. Sadece gayrimenkul satışlarından döviz giriyor. Ve portföy yatırımları da özellikle bu savaş koşullarında iyice tıslayan musluk gibi yok. Ve var olanlar da can havliyle kaçtılar. Geriye çok yüksek bedeller ödeyerek kredileri döndürme ya da işte hükümetin hatır çeki gibi bir şekilde swap bulmasıyla dönüyor. Ama rezerv bu Ocak ayında 1 milyar dolar azaldı. Dolayısıyla cari açığın finansmanında da ciddi sorunlar olacak. Zaten kısa vadeli borç yükü 12 ayda çevrilmesi gereken dış borç tutarı 170 milyar dolara yaklaşıyor. Bütün bunlar ne demek? Bütün bunlar dövizin üstünde bir basınç baskı demek. Zaten bu Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber bozulan güven zaten yerinde değildi. Biraz daha bozulan güven dövize tekrar bir yönelişi tetiklemiş görünüyor. 15 liranın kıyısına geldi dolar fiyatı.
Bakalım ne yapacaklar. Yani Merkez Bankası'na döviz satılacak döviz yok. Emanet döviz harcatarak 15 lira geçmesin bir psikolojik sınırdır diye bir baskı uygulamaya devam ederler mi? Yoksa bu 15 lira bandını yıkıp geçer mi? Bunu hep birlikte göreceğiz ama Türkiye döndü dolaştı. Yine cari açık problemiyle yüz yüze geldi. Yapısal bir değişiklik yok. İhracatı motive edecek, ekonomiyi ayağa kaldıracak, ekonomide üretim ağırlıklı ve ihracata dönük bir yapısal dönüşümü gerçekleştirmedikçe sadece sloganlarla bu işler olmuyor. Cari açık problemi tekrar bütün katılığıyla karşımızda.